Arkadaşlar iyi haftalar. Şimdi geçtiğimiz hafta tabii biraz yoğun bir gündem vardı. Yani bir taraftan tabii yani enflasyonla hani ilgili verileri aldık. Bir taraftan enflasyon raporu yayını vardı Merkez Bankası'nın ve tabii bir de Fed toplantısını da bir söylemek lazım. Şimdi enflasyon raporundan başlayacak olursak tabii bir revizyonlar geldi özellikle sene sonu enflasyonuna ilişkin yani %38'den hani tahmini %44'e yükseltti Merkez Bankası. Şimdi ya bu tabii aslında beklenen bir şeydi. Zaten hani gelen rakamlar hani açıkçası 38'de hani bitmeyeceğimizi gösteriyordu. Dolayısıyla revizyon gelmesi hani beklentilerdendi. 2025 yılına ilişkin beklentilerin de revize edildiğini gördük. Şimdi tabii burada hani şuna bakmamız lazım. Merkez Bankası'nın hani bundan sonraki tavrı ne olacak diye baktığımızda. Şimdi aslında Merkez Bankası kendi politikasını, para politikasını yeterince sıkı görüyor. Ama belli alanlar hani bu sıkılıktan tabii çok fazla etkilenmiyor. Yani mealen söylenen şey buydu toplantıda. Hani nedir onlar? Tabii mesela hizmet tarafında hani yüksek bir hani enflasyon var. Kira tarafında, işte eğitim tarafında hani bunlar biraz daha hani zorlanarak hani aşağı gelecek olan fiyat artışları yani söylenen şey hani buydu. Hizmet tarafında az da olsa hani iyiye gidişin olduğu hani bir miktar daha belki olabileceğinden bahsedildi önümüzdeki dönemde. Şimdi dolayısıyla hani Merkez Bankası mevcut kendi konumundan memnun gibi görünüyor. Peki şimdi burada indirim yapılabilir mi? Şimdi bir süreden beri tartışılan konu bu. Evet yani yeterince sıkı bulunduğu için hani para politikası bir faiz indirimine gidebilir gibi görünüyor yani. Bu yani ben açıkçası Kasım'da olabileceğini düşünüyordum ama sanki biraz da Aralık gibi şu anda oluşabilir gibi görünüyor. Sonrasında bunun tabii cevaplanması gereken asıl soru burada. Bunun bir silsile halinde mi yani böyle birbirini takip eden indirimler halinde mi yoksa hani bir iki tane hani tekil hareket tekil indirimden sonra bir miktar bekleme şeklinde mi hani devam edileceği. Ben sanki ikinci tarafta biraz daha olabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi Merkez Bankası da zaten hani açıklamasında bu enflasyon raporu açıklamasında yani bir 3 ay kadar bir gecikmeyle aslında hani hedeflere ya da arzu edilen seviyelere gelineceğini, gelindiğini hani söylüyor. Dolayısıyla o 3 aylık süreyi belki kullanmakta fayda olur. Yani bir iki indirimden sonra belki Aralık indiriminden sonra belki yani bir 3 ay belki Mart ayına kadar bir tekrar durup bakmak, beklemek yani böyle bir stratejisi olabileceğini düşünüyorum hani Merkez Bankası'nın. Şimdi yurt dışında tabii önemli gelişmeler var bunlarla beraber. Şimdi Fed'i konuşacak olursak Fed bir indirim daha yaptı 25 bas puan. Böylece de kendi politika faizlerini %4,5 ile 4,75 aralığında tutacak bir politika izleyeceğini ilan etti Fed. Şimdi bir önceki toplantı da tabii 50 bas puanlık indirim. Şu anda da bir 25 bas puanlık indirim. Baktığımızda aslında yani beklentiler seviyesinde devam ediyor diyebiliriz hani Fed için. Ha bizim için önemi bunun ne? Tabii bizim yapacağımız indirimlerin hani Fed'le paralel gitmesinde fayda var. Çünkü hani o zaman hani TL'nin daha güçlü hani kalabileceği bir ortam oluşacaktır veya tam tersi tabii ki. O yüzden hani dikkat etmemiz hani gereken şey o. Şu anda da açıkçası hani Amerika'dan gelen hani o veri ya da o politika havası diyelim. Hani bizim için de bir pencere açıyor. Yani az önce konuştuğumuz indirimler konusunda. Şimdi rapora tekrar dönecek olursak raporda önemli konu çıktı açığa göstergesi bana göre ki her raporda aslında bundan çok ayrıntılı bahsediyor Merkez Bankası. Şimdi tabii çıktı açığını doğru hesaplayabilmek için elimizde bir gayri safi yurt içi hasıla datası olması lazım. Üçüncü çeyreğe ilişkin ama henüz bu veri tabii yayınlanmadığı için yani bizim buradaki hesaplamayı
ikinci çeyrek yani Haziran sonu verileriyle yapmamız gerekiyor. Şimdi raporda bununla da ilgili grafikler var. Ama hani bazı öncü göstergelerle hani hesaplanmış olan, gene raporda bulunan hani bazı grafiklere referans vererek bunu söylüyorum. Sanki üçüncü çeyreğin ortalarında yani Ağustos ayı gibi yani bu çıktı açığının biz hani sıfır noktasına, çıktı açığı böyle gayri safi yüzde hasıla oranının diyelim sıfır noktasına geldiğini görüyoruz. Şimdi bunun tabii sıfır noktası veya negatif seviyeye geçmesi enflasyonu hani indirmeye çalışırken, enflasyona mücadele ederken önemli bir konu. Dolayısıyla hani az önce de söylediğim üzere Merkez Bankası hani kendi yerinden şu anda memnun gibi görünüyor hani politikasında. Muhtemeldir ki tabii 3. çeyrek gayri safi yüz hasıla verisi açıklandığında tekrardan revize edilecektir modellemeler. Ha o zaman yani gerçekten de çıktı açının hani sıfır noktası, belki sıfırın biraz altında bir noktaya çeyrek sonu itibariyle geldiğini görebiliriz. Dolayısıyla Merkez Bankası için de bir indirim penceresi hani o anlamda açılmış oldu. İşte sonrasında da ben hani beklemek gerekeceğini düşünüyorum açıkçası. Bir başka önemli tabii Amerika seçimleri ve onun sonuçlarıydı. Şimdi burada biraz kafa karışıklığı olabilir çünkü Başkan Trump'ın, yeni başkan ya da seçilmiş Başkan Trump'ın yani büyüme öncelikli politikaları izleyeceğini biliyoruz. Hani bunun biraz daha enflasyonist olması beklenebilir. Bunu mesela Amerikan tahvil faizlerinde de hani etkilerini hani gördük. Global anlamda da hani belki biraz daha hani yani barış yanlısı bir politika izleyebilir ya da sorunları çözme yanlısı bir politika izleyebilir. Şimdi tabii tüm bunları hani konuştuğumuzda dolayısıyla piyasalarda da önemli hareketli gördük ama her ne kadar hani Trump yani doların değerini artıracak hani bazı politikalar uygulayabilirse de ki hani gümrük duvarları belki yani bu anlamda önem kazanabilir. Ancak yine de hani bu konuştuğumuz özellikle büyümeye yönelik politikaların nasıl olacağı önemli ki hani bu gerçekten bir enflasyon hani yaratacak mı? Ve bu enflasyona karşı nasıl tedbir alacak, Fed nasıl davranacak? Hani buna biraz daha hani bakmak gerekiyor. Burada biraz hani kafaların ben hani karıştığını düşünüyorum. Ama zaten görevi devralmasına da henüz bir miktar hani vakit var. Dolayısıyla belki yani Şubat ayına kadar geçecek olan sürede yapacağı açıklamalarla hani bu piyasalar bunları da dikkate alarak bir yön gösterecektir diye düşünmek lazım. Yani genel olarak baktığımızda hani piyasa fiyatlamalarının tüm bu konuştuğumuz konular içerisinde olumlu olduğunu görüyoruz. Bir miktar daha bu fiyatlama devam edecektir. Ama hani bir noktada tekrardan hani enflasyon konusu gündeme gelirse, özellikle global için özellikle konuşuyorum. O zaman hani piyasa bir tekrar durup düşünecek hani Fed'in ne yapacağını, işte Amerikan hazine yönetiminin ne yapacağını vesaire. Biz de muhtemelen bunları takip ediyor olacağız. Herkese iyi haftalar diliyorum arkadaşlar.